Merhabalar dostlar. Yeni konumuzdayız. Üçgende açıortay çözeceğiz dostlar. Birinci testimle başlıyorum. Hiç vakit kaybetmeden şöyle bir de ayarını da yapalım. Gerçi ayarı güzelmiş, iyi okunuyor. Hemen başlıyorum ilk soruyla. Diyor ki 13 var, 19 var, 14 var, bir tane de açıortay var. Buna göre x kaçtır diye bir soru sormuş dostlar. Fışkırtma teoremini hatırlayacağım kardeşlerim. Şöyle demiştim. Açıortayın kafası burada. Doğduğu yer diye söylemiştik bunu. Aşağı doğru vücudunu takip ettik. Bakın şunlar bizim kollarımız. Şu birinci kol. Şu da ikinci kol dostlar. Böyle kolları uzatabildiğiniz kadar uzatın demiştim ki dostlar. Şimdi şu öldüğü yerden kollara diklik gideceğiz. Bu kola bir diklik gitmiş x. Bu kola da bir diklik ben gidiyorum. Ve diyorum ki bu da x oldu. Peki kafayla dik arasındaki mesafeler de eşitti birbirine. 14 ise burası da 14 oldu. Şuraya 5 kaldı. Ve bakın sizin aşık olduğunuz bir üçgen çıktı. 5, 12, 13 üçgeninden cevabım 12 geldi gobeller. Geldik bir sonraki sorumuza. 2 numaraya geçtik dostlarım. Diyor ki K noktası ABC üçgeninin iç teğet çemberinin merkezi. İç teğet çemberinin merkezi neydi dostlar? Açıortayların kesim noktası. Demek ki şu A'dan inen, K'dan geçen doğru da açıortaymış. Şu da açıortaymış 40. Bu CK da açıortaymış 30'u yapıştırdım. Artık gerisi çocuk oyunca üçgenin iç açılarının toplamı 180 derece muhabbeti yapıyorum. 80 burada. 60 da burada. 140 yaptılar dostlarım. Buraya ne kaldı o halde? 40 derece kaldı. X de 20 oldu dedik. Geçtik 3 numaralı sorumuza. Hemen okuyalım 3 numarayı. DBC 30 50 X Y. Burada şurası önemli. D noktası ABC üçgeninin dış teğet çemberinin merkeziymiş. Dış teğet çemberinin merkezinden ne geçiyordu? 2 tane dış açıortay, 1 tane iç açıortay geçecek dostlarım. Şimdi 2 tane dış açıortay ABC üçgeninin köşelerinden geçecek. Bakın A'dan geçmiş zaten bir tane AD. D'den de geçmiş. İşte C'den de geçiyor bir dış açıortay. Demek ki burası da Y derece olacak. B'den geçen de iç açıortay olacakmış. Demek ki burası da 30 derece olacak. X'i bulduk 30. Şurası 50 ise 130 kalır. 65 ile Y'yi de bulduk. 65 ile de 30'un toplamını soruyor bize. 95'i paketledik gobeller. Geldim 4 numaraya. Sanırım iç açıortay teoremi yapacağım. X'i soruyor bana. Hemen ne yapıyorum dostlarım? Kollarımın oranı bak kafa buradaydı. Şurası benim vücudum. Şurada ayaklar var. Bunlar ayak. Şunlar da benim kollarım. Açıortayı insan vücuduna benzetin demiştik. Ve diyorduk ki kollarımın oranı ayaklarımın oranına eşittir. Kolların oranı nedir? X ile 18. O halde X bölü 18 eşittir. Ayakların oranına 6 bölü 4'e. Hemen sadeleştirme yapalım. 3, 2'ye bölelim 3, 2'ye bölelim 2. Şu 2 ile de 18'i sadeleştirdim. 9, x eşittir 3 kere 9'dan 27'yi paketledik gobeller. Geldik bir açıortay teoremi daha. İşte kafamız, işte kollar, vücudumuz ve ayaklarımız dostlarım. Şimdi önce 12, 16, 20 üçgenidir burası ki demek ki 3, 4, 5'in 4 katı mı oldu arkadaşlarım? Evet, 3, 4, 5'in 4 katı olan bir üçgen. Şimdi şuranın tamamı 16, bunu da unutmayalım. Peki kollarımızın oranı ne? 12'ye 20. Biraz sadeleştirin bunu içinizden. 4'e bölün 3K'ya, 4'e bölün 5K. Demek ki ayaklar da 3'e 5 oranında bölünecekler. Peki toplam 8M'yi biz kaç diyebiliyoruz? 8M'yi 16 diyebiliyorum. O halde M 2 çıktı. M 2 ise bana da 5M'yi soruyormuş. 5 kere 2 onu paketledik dostlar. 6 numaradayız. Hemen okuyalım. Bakın buradan bir açıortay gelmiş. Buradan bir açıortay gelmiş. O halde şu E noktası iç teğet çemberin merkezi. AD bölü DC'yi istiyor bizden. Önce gelin şu küçük AE açıortayını görelim. Bakın bunun ayakları 3'e 2. O halde kolları da 3K'ya 2K olmak zorunda.
Peki burası 2K ise bu da 2K oldu. Hadi dostlar bir de şurayı vuralım. Şu kısımdan bir de açıortay yapalım biz şuradan. Ve diyelim ki kolları 3'e 4. O halde ayakları da 3M'ye 4M olacak diyelim. Bizden de ne istiyor? AD bölü DC. 3 bölü 4'ü istiyormuş. Cevabım Ceyhan'dan çıktı bile. Geldik şimdi 7. soruya. Diyor ki cazibe merkezi oluşturma amacıyla tasarlanan 120 metrekarelik alana sahip olan ters evin yapım aşamasında çatı ve kapı kısmının planlaması aşağıdaki şekilde olmuştur. Peki, yukarıdaki şekle göre çatı kısmının sivri ucu A köşesi yani taban kısımları ise B ve C köşeleri olarak belirlenmiştir. A köşesinden BC kenarından geçecek şekilde çizilen bir doğru BC kenarını D noktasında kesmektedir. Ayrıca AD, BAC açısının açıortayı olacak şekilde bir kapı yapılıyor. Bakın demek ki şurası BAC açısının açıortayı olacak şekilde planlanmış dostlarım. Başka ne diyor? AB'yi 8 verdim diyor. AB'ye 8'i yazalım. DC'ye 6 verdik diyor. Şuraya 6 diyelim. BD eşittir AC diyor. Şunlara X ve X diyelim dostlarım. Hemen açıortay teoremi yapıyorum. 8 bölü bakın 8 sol kol. X sağ kol. 8 bölü X eşittir sol ayak bölü sağ ayak. Yani X bölü 6'ya X kare eşittir 48. X eşittir 4 kök 3 geldi. Buna göre de diyor ki B ile D arasındaki mesafe kaç metredir diye bir soru sormuş. X'i soruyor yani. Biz de 4 kök 3'ü bulmuştuk zaten. Cevabımız Bursa'dan çıktı bile. Evet 8 numaralı sorudayız. Bakın bir açıortay bir de diklik gördüğümüz zaman ne yapacaktık biz dostlarım? Fışkırtma teoremi. Hemen kafamız burada. Şunlar bizim kollarımız. Şu birinci kol, şu da ikinci kol. Doğduğum yer açıortayımın öldüğü yerde Denizli. Öldüğü yerden bu kola bir diklik gitmiş 4. Ben de bu kola bir diklik iniyorum. Ve diyorum ki bu kol da 4 artık. Peki kafayla dik arası kafayla dik arasına eşit. Burası da 6. Hatta şuraya da 4 kaldı. Ve yine hayran olduğum üçgenlerden bir tanesi. İkiz kenar dik üçgen çıktı. 4, 4. Hipotenüs kök 2 katı olacak. 4 kök 2'yi paketledik. Geçtik hemen 9 numaraya. Okuyalım bakalım. AB eşittir 6 birim olacakmış. AB 6 birim. BC 4 12. BAC eşittir olan yeşil renkle ABC üçgeni turuncu renkli üçgeninin DEF üçgeninin AC ve EF kenarları ile A ve E noktaları çakıştırılarak diyor. KBD üçgeni elde ediliyor diyor arkadaşlarım. Şimdi AC kenarıyla EF kenarını çakıştıracağız. Yani şurası EF ve aynı zamanda AC kenarıdır burası arkadaşlarım. İkisini çakıştırmışız. Şimdi A dediğimiz açı şurası. E dediğimiz açı da burası oldu. Bakın AC aynı zamanda açıortayımız da oldu bizim için. Peki nereyi vermişti? AB'yi 6, BC'yi 4, DE'yi 12 vermişti. Buna göre KBD üçgeninin çevresi yani şu büyük üçgenin çevresi kaç birimdir diye bir soru sormuş bize. Hemen önce açıortay teoremi yapalım. Bakın sol kol 6, sağ kol 12. İki katına çıkmış. O zaman ayaklar da aynı muhabbeti yapacak. Bu ayak 8 olacak. Şimdi hadi gelin bütün hepsinin çevresini soruyor. 12, 6 daha 18, 4 daha 22, 8 daha 30 çıktı sorumun cevabı. 9 numaralı sorumun cevabı Denizli'den geldi dostlar. Geldik 10 numaraya. Katlama sorusuymuş bu da. Dik kenar uzunlukları 3 ve 6 birim olacak olan şekil 1'deki ön yüzü mavi arka yüzü pembe renkli ABC dik üçgeni şeklindeki kağıt. A köşesi BC kenarı üzerine gelecek şekilde BD boyunca katlanıyor. Gösterelim şurada. Şimdi BD boyunca katlanıyorsa BD açıortaydır. AD DA üssüne eşittir. Şurası 3'müş. O halde burası da 3 oldu. Burası toplam 6'ymış. Burası da 3 oldu kardeşim. Şekil 2'deki A üssü ile D noktaları arasındaki uzaklık A üssü ile D. Yani şurayı soruyor. Aslında burayı soruyor dostlarım bize. Peki 3 açıortayın kollarına bakın. 3 ile
6. Yani kollar yukarıdan aşağıya 2 katına çıkmış. Ayaklar da 2 katına çıkacak. Burası 2x olacak diyebilirim gönül rahatlığıyla. Peki bu üçgen nasıl bir üçgendi? Dik üçgendi dostlarım. Dik üçgense hipotenüsünü bulalım. 3, 6. Biri diğerinin 2 katıysa hipotenüs ne olacaktı? Küçük olanın kök 5 katı olacak. Yani 3x eşittir 3 kök 5 gelecek. 3'leri böldük. X eşittir kök 5 çıktı. Goberler. Sorumuzun cevabı Bursa'dan geldi dostlarım. Evet arkadaşlar, açıortayın birinci testini gömdük. Bir sonraki videoda ikinci testini gömeceğiz. Hadi görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın.